Vay vay vay, şuna bak be. Baban sucuklu yumurtanın kitabını yazdı kızım. Ha? Al bakayım domates salatalı. Of amma. Oh, 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 oh. Mis mis. Koş koş koş, soğuyor koş. Tamam ekmek. Al bakalım göm. Anlat bakalım, sen prenses seçilince İlayda ne yaptı? Baba. Hı. Çıklam çıklam çatladı böyle. Gerçekten mi? Gerçekten. Onlar var ya, bir postada evde anasıyla beraber çatlamışlar. İlayda'nın anasının, onun prenses seçimini öğrendik yüz ifadesine. Ne oldu, niye döndün? Öykü'ye bir şey söylemeye geldim. Asu abla, ne söyleyeceksin bana? Öykü, ben senin annenim. Seni almaya geldim. Ama benim annem öldü. Yok. Ölmedim işte, bak karşındayım. Yalan söylüyorsun değil mi? Yalan söylüyor değil mi? Hayır, doğru söylüyorum. Ben senin annenim. Ne yapacağım? Çocuğun annesini öğrenmeye hakkı var. Öyle mi konuştuk biz seninle? Öyle ya da böyle. Öğrendi işte. Öykü! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Rahat bırak. Dur Demir, beni dur. Öykü aç kapıyı. Ya bıraksana. Ya bırak beni Demir. Öykü aç kapıyı. Evet, kapıyı. Evet. Ne yapıyorsun sen? Rahat bırak. Dur Demir, beni dur. Hasta mısın? Ne yapıyorsun? Hastayım, evet. Çekil. Ya bırak. Bırak beni. Beni dur. Kızlarımın yüzünden. Sakin ol, delirecek bir şey yok. Bir dur. Ya beni engelleme. Bir konuşacağım. Ben onun annesiyim. Çekil. Dur, rahat bırak bizler. Bizi rahat bırak. Demir, dur. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam. Sonra konuşacağız. Sakinleşince konuşacağız, tamam mı? Ben sakinleşmeyeceğim. Defol git. Tamam. Tamam. Kızım. Kızım. Babacığım hadi aç kapıyı. Kızım hadi. Bak gerekirse kırarım. Gelir yine de sana sarılırım. Hadi aç kapıyı babacığım. Niye yalan söyledin bana? Yeni öğrendim ben. Yemin ediyorum, yeni öğrendim. Özür dilerim. Ben sadece seni korumaya çalıştım. Özür dilerim. Elime yüzüme bulaştırdım her şeyi biliyorum. Babacığım aç kapıyı hadi. gerçekten annem mi? İstemiyorum onu. İnsanlar almayacak değil mi? Hayır. Ama öyle dedi. Almaya geldim dedi. Alamayacak. Asla alamayacak. Peki eğer annemse? Neden daha önce gelmemiş? Bilmiyorum. Beni terk etmeyeceksin değil mi baba? Hayır. Ben seni nasıl bırakayım? Kimse seni benden alamayacak. Duydun mu? Ben bırakamam ki kızım. Ben bırakmam ki kızım. Bırakmam. Ne demek yapamam ya? Yapacaksın. Al şunu. Asu Hanım, 15 haftalık bebeği alamayız. Mümkün değil. Çok riskli bir durum. Ya riskliyse bana riskli. Öleceksen ben öleceğim. Yap diyorum sana ya. Al şunu diyorum. Mümkün değil. Lütfen ısrar etmeyin. Bak şöyle yapalım. Sen normalde ne kadar alıyorsan bu işten ben sana 2 katını vereyim. Ama yeter ki al, kurtar beni bundan. Olmaz Asu Hanım. Yapamam. Yapacaksın. Asu Hanım, lütfen dışarı çıkar mısınız? Yoksa güvenliği çağırmak zorunda kalacağım. Ben seni yapacağım. Ben Asu'yla aynı yurtta büyüdüm. Sonra bir anda ortadan kayboldu. Haberim yoktu ki. Haberim yoktu senden. Eğer bilseydim... bırakmazdım ki seni. Asla bırakmazdım. Annenin Asu olduğunu da bilmiyordum. Hayatta olduğunu da. Ben de yeni öğrendim. Kızım ben çok özür dilerim senden. Yani... Senin üzülmeni istemedim sadece. Böyle bir anda pat diye bunu öğren istemedim. O yüzden arkadaşım dedim. Ama hata yaptım. Özür dilerim. Söz vermiştik birbirimize. Ben bozdum. Özür dilerim. Baba. Zaten o bana hiç benzemiyor ki. Bence o annem falan değil. Sen de beni de kandırıyor. Kızım. Hı? Annen o senin. Ama yani... Hayatında hiçbir şey değişmeyecek. İstemeden hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Ben seni istiyorum sadece. Tamam işte. Ben de onu diyorum. Ben de onu diyorum. Biz birlikteyiz. Beraberiz. Beraber olacağız. Hep. Baba. Bir şey diyeceğim. Ben onu sevmek zorunda mıyım? Peki... Ona anne demek zorunda mıyım? Hayır kızım. Sen hiçbir şeyi zorla yapmak zorunda değilsin. Kimse sana istemediğin bir şey söyletemez. İstemediğin bir şey yaptıramaz. İstemediğin bir yere götüremez. Sen yalnız değilsin. Arkanda kapı gibi babam var. Neredesin lan sen? Geldim işte. Şişt. Ben seni arıyorum sabahtan beri. Biliyorum. Ben de açmıyorum. Ben çocuğa söylemeye gidiyorum dedin sonra ortada yoksun. Aa, Cemal. Darlama beni ya. Kafam bozuk zaten. Yine mi içtin lan sen? Ne içmesi be? Sayenizde içmeden de kafam güzel zaten. Çocuk nerede? Söyledim. Patladık. Ağladı, zırladı çocuk. Demir de zaten kafayı yedi, ortalık dağıldı. Ben de çektim geldim. Ya ben sana ne dedim? Ya ben sana bekle demedim mi? Ben sana çocuk senden korkar demedim mi? Ya Allah Allah! Çocuk benim çocuğum değil mi ya? Biz niye bu kadar alengirli işlere girdik ben anlamadım ki zaten. Ben istersem onu kolundan tutar alırım. Kalırsın. Sen bu halinle hiçbir şey alamazsın. Ya sen niye anlamıyorsun? Çocuk mahkemede babamı istiyorum derse sen bitersin ya. Lan bu halinle kim yaşamak ister seninle? Öyle mi? Bak Cemal, ben de yurtta yaşamak istemiyordum çocukken. Ama yaşadım. O yaştayken maalesef seçme şansın olmuyor. Nereye koyarsan orada duruyorsun. Asu, o zaman senin baban yoktu. Ama yükünün var. Ve Demir bayağı da iyi babalık yapıyor çocuğa. Senin derdin çocukla değil, Demir'le. Asıl sen Demir'i çocuğa nasıl unutturacaksın onu düşün. Uyu kızım. Sana çok merak ediyorum, hadi. Dur tamam, Öykü uyuyor, bir sus. Tamam susuyorum, sessizim işte. Söyle, ne oldu, hadi anlat. Asu geldi, ben senin annenim dedi. Ne yaptı, ne yaptı? Ben senin annenim dedi, öyle yekten söyledi. Sanki böyle manavdan bir şey istiyormuş gibi. Sanki şu oradan 2 kilo patates ver dermişçesine aşağılıkça ben senin annenim dedi. Oğlum ne diyorsun sen ya? Mahvetti bizi, hala kendime gelemiyorum. Öykü ne yaptı garibim? Ne yapacak? Şok oldu çocuk ya. Mahvoldu. Hayatı boyunca unutulacak. Oğlum bu kız manyak mı ya? Kafayı mı yedi bu kız ya? Ufacık çocuğa söylenir mi lan böyle şey? Yok abicim yok. Ben sana bir şey diyeyim. Başka bir şey var bu işin içinde. Umrunda bile değil Öykü. Tabii ki umrunda değil oğlum. Umrunda olsa insan çocuğuna böyle bir şey yapar mı? Abi tabii canım ya, sen 8 yıl önce bırak, terk et, git. Ne oldu şimdi? Analık duyguların mı kabardı? Ne oldu yani? Var abicim bu işin içinde başka bir şey. Var var. Var, bir Çopanoğlu var da. Biz ne yapacağız peki kardeşim? Bana onu söyle. Araştıracağız. O bir babamdan para mı kaldı dedi, bir şey diyordu. Asu. Ha? Oğlum Asu'nun babası mı varmış? Ya varmış işte, ne bileyim bir anda yeni mi çıkmış, şimdi mi görmüş? Bana bak, o babasına ulaşırsak Asu'nun neyin peşinde olduğunu öğreniriz ha. Tamam. Ben yurttaki çocuklara haber salayım kardeşim. Anasını, dayısını, amcasını, halasını inciğine kadar araştırırım. Onda bir şey yok ki. Yani orası ben de, sen hiç orayı merak etme. Tabii bu işin içinde Cemal de var değil mi? Tabii ki Cemal de işin içinde. Ben sana demiştim başımıza büyük bela açacak diye. Uğur. Hı? Oğlum Öykü'yü almazlar değil mi benden? Yok oğlum. Almazlar. Nasıl, nereye alacak yani? Ne bileyim yani. Sonuçta annesi. Ya annesi olursa olsun oğlum. O annesi ise sen de babasısın. Ben de amcasıyım. Nereye alıyor? Biz burada boşuna mı duruyoruz yani? Boru muyuz lan biz? Öyle kolay kolay alamazlar bizden kızı falan. Öyle bir şey yok. Öyle ona sen tutulma kardeşim. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Tamam mı? Sen ona kafanı takma. Rahat ol oğlum. Öyle bir şey olmaz. Biz varız ya. Tamam, tamam. Tamam. Ben şu eve bir gideyim. Anam evde yalnız. Konuşuruz yine, tamam mı? Ama tutulma bak. Öyle bir şey olmaz kardeşim, tamam mı? Ha Uğur, yarın Öykü'yü sen alacaksın okuldan ha. Alırım kardeşim. Ben işe gideceğim. İşe mi? Hı. Ne işi oğlum? Ha ben iş buldum. Ne işi buldun? İnşaatta. İnşaatta mı? Hı. Oğlum sen ne anlarsın lan inşaattan? Anlamlı ne var ya, ne olacak? Oğlum saçma saçma konuşma, biz sanatçı adamlarız lan. Beynimizle para kazanıyoruz. Senin inşaatta ne işin olur oğlum? Ne diyorsun Uğur ya? Gece gece boş yapma hadi. 2 gün. Bak 2 gün veriyorum sana. 2 günden fazla dayan o inşaata, ben bu bıyıklarımı keserim. Söyleyeyim sana. Görürüz. Görürüz. Sen inşaatta ne işin olur oğlum senin? Sen kafayı mı yedin? Allah Allah. Gitmiş inşaata girmiş ya. Sen hiç boş bırakmaya gelmiyor vallahi billahi ya. Ya Uğur hadi. Oh, kızım hadi. Hadi kalk. Öykü. Madem kalktın, niye giymedin bunları? Öykü! Bak, çanta da yerlerde. Niye toplamıyorsun bunları? Resim dersin yok mu senin? Kızım! Öf. Öykü! Geçti, rüya gördün sen. Geçti baba, baba. Bırakma beni. Niye bırakayım ben seni? Bırakma beni. Bırakmam. Bırakma beni. Niye bırakayım? Niye bırakayım? Hiçbir şey yok. Tamam. Sakin ol. Ben buradayım. Sen ne gördün bakayım? Sen kötü rüya gördün. Ne gördün? Hatırlamıyorum. Tamam. Ben buradayım. Tamam. Bırakma beni, tamam mı? Bırakma. Niye bırakayım ben seni baba? Baba. Ben seni niye bırakayım? Daha iyi misin? Geçti baba. Bitti. Sadece bir rüyaydı. Sen kötü rüya mı gördün? Akşam tiyatro provası var. Bence sen erkenden gelip bizi bekleme, tamam? Bugün prova mı var? Hı. Tam adamına söyledin. Uğur abin tam bir tiyatro aşığıdır. Gerçekten çok mu seviyorsun? Evet, geçen sefer de söyledim ya sana, ben bayılırım tiyatroya. Tiyatro süper bir şeydir ya. Hatta ben bir keresinde böyle müsamerede ağaç olmuştum. Ağaç mı? Evet, ağaç böyle durmuştu. Büyük oyuncudur. Karakuzu, sana ıspanak yaptım bugün. Çok teşekkür ederim hacı anneciğim. Ya anacığım var ya, her gün sana vallahi zahmet oluyor. Ayol ne zahmeti? Ya ayol ne zahmeti? Anam sevgisini katarak yapıyor oğlum. Yani baktı, benden yana torun ihtimali yok. Bütün şeyini Öykü'ye yükledi artık sevgisini. Terbiyesize bak neler konuşuyor. Ben senin de mürvetini göreceğim. Senin de bebelerle yemek yapacağım. Yapacaksın anacığım, yapacaksın inşallah tabii. Şu konuştuğumuz işi unutma. Ne işiymiş o? Sen büyüklerin işine karışma. Ne işiymiş o? İş anacığım, iş. Ha? Bizim işimiz, biz çalışmıyor muyuz? İşimiz var ya bizim. Ha. Yani işte faturaydı, irsaliyeydi, pariteydi. Parite ne lan? Parite. Ha, parite. Hadi kalk, geç kalıyoruz. Kalk. Hadi. Kalk hadi, geç kalıyoruz okula. Ya, çok yedim ben yana. Evet, yedin. Oh, ne güzel yedin işte bak. Hadi bakalım. Hadi, güle. Heh. Güle kara kuzum, yine gel. Hadi. Hadi giyiniz siz. Oh canım. Hadi bakalım. Ya baba ne olur koşturma, çok yedim zaten. Oh işte ne güzel yedim. Baba. He? Siz ne işler karıştırıyorsunuz gene Uğur abimle? Laflara bak yine. Sana ne işler karıştırıyoruz? Büyüklerin işlerine karışma demedim mi ben sana? Asu'yla mı ilgili? Yok canım, ne alakası var? Ha bak neydi, yabancılarla konuşma, okuldan tek başına çıkma, terli su içme. Tamam baba ya, of. Ya ne? Babayla ya diye konuşulmaz. Al bakayım şunu. Ha, dur önce şunu. Hah. Hah. Bu da vitaminin. Öğle yemeğinden bundan sonra içeceksin, tamam mı? Hı. Tamam mı güzel kızım benim? Tamam. Ben ne yapacağım? Hadi bakalım. Tamam. Koşturma. Tamam. Yavaş çık. Alo, İhsan Bey. Demir Bey merhaba. Bugün uğrayabilirseniz Öykü'nün diğer ilaçlarına başlamamız lazım. Reçetesini yazayım ben. Ha öyle mi? Tamam ben geliyorum o zaman hemen. Geliyorum. Gel. Buyurun Demir Bey. Doktor Bey. Merhaba. Nasıl? Öykü daha önce yazdığım ilaçları düzenli kullanıyor değil mi? Tabii. Her gün kullanıyor. Şimdi yazacağım ilaçları da dahil edelim geciktirmeden. Doktor Bey ben bir de bir şey soracaktım. Şimdi ben yeni bir işe başladım da... bu sigorta primlerim ödenmeye başladığında... ilaç fiyatlarında bir değişiklik oluyor mu? Yani ilaçların bazıları sigorta kapsamında. Mutlaka faydasını görürsünüz. Bayağı da varmış ilaç. Neyse bunları da vitamin diye yutturacağız artık. Nasıl? Ya ben Öykü'ye henüz bildiğimi söyleyemedim de... vitamin diye yutturuyorum. Anladım. Yalnız bu durumu çok geciktirmesek iyi olur. Yani tedavi aksayabilir. Tabii. Yani uygun bir zamanı kolluyorum. Mutlaka konuşacağım. Tamam o zaman. Müsaadenizle ben kalkayım. Sizde benim telefonum var. Günün her saati istediğiniz gibi arayabilirsiniz. Tamam. İyi günler. Geçmiş olsun tekrar. Öykücüğüm gel bakalım senin elbiseni deneyelim. Şöyle. Önce beline bakalım. Aa tam oldu gibi. Dön bakayım arkanı. Ölçünü de alalım. Süper. Tam sana göre. Hiç tadilata gerek yok. Bence de öğretmenim. Tut üstüne dur. Tacını da verelim. Kırmızı. Oh. Geç yerine hadi. Ay tam mısın? Çok güzel olmuşsun. Öykü öptüğününce çok güzel olacaksın. Sağ ol Mertcan. Cemişlik de öptün müsün? Yap. Kolay gelsin. Hilmi Usta nerede? Şurada. Heh, sağ ol. Hadi. Usta geldim. Kusura bakma biraz geç kaldım. Estağfurullah. Hoş geldin Demir. Hoş bulduk. Allah pek umutlu değildim geleceğinden. Şaşırdım. Ne yalan söyleyeyim. Dedim ki kesin vazgeçer dedim kendi kendime. Yok vazgeçmedim. Geldim. De bir şey soracağım ben usta. Tabii sor. Bu sigorta halledilir değil mi hemen? Hemen hallederiz ya. Sen merak etme. Gel üstünü değiştireceğin yeri göstereyim sana. Tamam. Bunlar sana uygun galiba. Bir bak bakalım. Uygun. Olur. Olur usta. Tamam. Burada soyunur, burada giyinirsin. Tamam. Ben yukarıdayım. Üstünü giyin, yanıma gel. Tamam mı? Eyvallah. Kaç gün oldu sen elime düşeli. müjdelerle evimize girelim. Yağmur ol kızım, umutlarımıza su ver. Minicik ellerinle bir yol göster. Bir gülüşün bin derdini eğletir. Yatak döşek yorganları attırır. Çare ol kızım, hastalarımıza eller. Dermansız insanlara şifa gönder. Haydi aç ellerini, kucakla beni, ihtiyacım var sıcaklığına, çocukluğuna. Haydi kapat gözlerimi, kolay bir soru sor, ben düşünürken sen duymazdan gel, görmezden gel. Yağmur ol kızım, umutlarımıza su ver. Kaç gün oldu sen elime düşeli. Yaşıyor musun sen hala ya? Tamam tamam, şaka yaptım, darılma. Bugün kavga etmeye gelmedim. Düşündüm, taşındım, bir karar verdim. Tamam, senin dediğin gibi olsun. Sen kazandın. Alacağım kız yanıma. Ama sen de bana vasiyetin kopyasını vereceksin. Asu, ben de çok düşündüm. Son bir şartım var. Allah Allah, neymiş o şart? Torunumu bana getireceksin. Ne? Bir kerecik görmek istiyorum Öykü'yü. İhtiyar, sen biraz fazla mı istekte bulunmaya başladın? Bana mı öyle geliyor? Asu, fazla vaktim kalmadı. Bir kerecik göreyim onu. Lütfen. Yok öyle bir dünya. Ben buraya çocuk mucuk getiremem şimdi, uğraşamam. Ayrıca onu ötmeyeceğini nereden bileceğim ben? O zaman anlaşmamız iptal olur. Ne? Peki göstermezsen bana vasiyeti iptal ederim. Başıma bela mısın ya? Ha? Ayrıca ben nereden bileceğim bu vasiyetin gerçek olduğunu? Belki de paran yok. Belki de giderek beni yiyorsun. Ben bittim şimdi, bir de torun sevdası mı başladı? Sen ne tür bir manyaksın ya? Çekmeceyi aç. Avukatının kartını al. Gidip onunla konuş. Sana vasiyeti göstersin. Detayları anlatsın. Madem bana inanmıyorsun, Öykü bana getir. Senden son arzum bu. Vallahi abicim dediğim gibi işte. Yurt kayıtlarına ulaştım. Onda bir sıkıntı yok da Asu'nun babasıyla ilgili hiçbir kayıt yok. Hadi ya. Annesinin üstüne görünüyor velayet. Ya annesinden başka hiç kimse çıkmıyor yani, öyle mi? Aynen. Satayım ya. Oğlum ben nasıl bulacağım bu herifi? Nüfusa sorsak orada da var adamımız. Oğlum saçma saçma konuşma. Nüfusunu almış olsa yurt kayıtlarını da çıkardı zaten. O zaman senin işin çok zor be kardeşim. İş zor da ben bulurum onu. Sen rahat ol. Benim adım Uğur. O zaman sana kolay gelsin. Ne oğlum? Otur 2 dakika ya. Otur bir çay söyleyeyim. O kadar uğraştın ettin. Bir çay iç öyle gidersin. Özgün abi bir çay versene arkadaş. Sezer Bey iyi misiniz? Bir şey mi oldu? Senden bir şey isteyeceğim Pınar kız. Tabii Sezer Bey, nedir? Şuradaki kağıt kalemi alır mısın? Tabii. Ne yazacağız? Mektup. Birlikte bir mektup yazacağız. Yurttan bir şey çıkmadı kardeşim. Tahmin etmiştim çıkmayacağını. Olsun oğlum, ben yine de baktırdım işte. Şimdi ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum, birkaç yere daha bakacağım. Nereye bakacaksın oğlum, söylesene. Ya bakacağım oğlum işte, sen işine bak tamam mı? Burası bende, merak etme hadi. Demir, ustalara yardım et, malzeme taşınacak hadi. Tabii usta tabii. Kapatıyorum. Cemal. İyidir. Uğur kardeş. Hayırdır? Bir konuşalım mı? Konuşalım. Gel. Otur. Otur da konuşalım. Güzelmiş evin. Eyvallah. Misafirliğe geleceğini bilseydim ortalığa biraz çeki düzen verirdim. Yok ben öyle. Çok kalmayacağım zaten. He. Niye geldin sen? Cemal. Asu'nun babası nerede? Anlamadım. Asu'nun diyorum. Babası nerede biliyorsundur sen. Sen buraya gelip benim ağzımdan laf alabileceğini mi düşündün abi? Oğlum sen beni hiç tanımadın mı ya? Oğlum bak, Asu için değmez, yapma. Şişt. Hayırdır Uğur kardeş? Oğlum o kız zamanında Demir'le sizin aranızı açmadı mı? Hı? Bak şimdi Demir'in kızını almaya çalışıyor. Sen de bu işin içindesin biliyorum. Yapma. Yazık değil mi o kıza? Yazık değil mi babasına ya? Ha? Yani o kız babasından ayrılmak istemiyor ki. Niye bunu yapıyorsunuz ya? Uğur, bence sen biraz haddini mi aşıyorsun, bana mı öyle geliyor? Ha? Oğlum, akıllı ol bak. Eski dost düşman olmaz. Kullandırma şu kıza kendini. Uğur, ağzımızın tadı kaçmadan sen bu evden çık git istersen. Cemal, bak. Asu'nun babasının bu işle bir alakası var biliyorum. Hadi bana söyle, dinliyorum seni hadi. Uğur. Alamayacaksınız Öykü'yü. Öykü'yü Demir'den alamayacaksınız. Göreceğiz Uğur kardeş. Alacağız mı, alamayacağız mı göreceğiz. Asu neredesin sen? Ya nereye çıktın sabah sabah? Ben demedim mi sana benden habersiz hiçbir yere çıkmayacaksın diye? Babalığa gittim Cemal. İhtiyar şimdi de torununu görmek istiyor. Anlamadım. Niye? Ne bileyim ben. Ölecek diye herhalde. İyi tamam sen de o zaman götür göster çocuğu. Tamam götüreyim göstereyim de ya öterse çocuğa parayı sana bıraktım diye. Bir şey olmaz fırsat vermeyiz. 2 dakikada görür çıkar. Asu, sen duyuyor musun beni? Bak tek başına bir şeyler karıştırma ha, beraber gideceğiz. Ya tamam götürelim götürmesine de. Demir'den nasıl alacağız şimdi Öykü'yü? Neredesin sen? Geliyorum ben beraber bir konuşalım. Getirdim. Bırak şöyle. Demir, alışabilecek misin bizim buraya? Alıştım usta. İyi tamam. Ha bana bak. Gece boya işi, malzeme yükleme işi falan var. Ekstralar yani. İstersen seni de yazayım. Hem yevmiye hem mesai alırsın. Ha ne dersin? Olur. Yaz usta, olur. Tamam anlaştık. Bu geceye yazıyorum seni. Bu geceye tamam olur. Bunları bağlıyoruz, bir şeye geçiyoruz. Alo? Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Ya ben senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Akşam yine çalışmam gerekiyor da Öykü'ye... Tabii ki Demir, seve seve. Çok sağ ol. Ne demek canım? Senin işlerin çok mu yoğun? Yoğun. Yani işte şimdi bir tablo görmeye gidiyorum, akşamdan müzeye geçeceğim. Demir! Benim kapatmam gerekiyor. Tamam merak etme akşam sizdeyim. Tamam öptüm. Ben de. Ne diyorum lan ben? Öptüm de. Candan Hanım. Cemal Bey merhaba. Merhaba. Ben siz gidiyorsunuz diye biliyordum. Yani öyle konuşmuştuk en son konuştuğumuzda. Vazgeçtim. Kalıyorum. Öyle mi? Güzel. Ben de üzülmüştüm gidiyorsunuz diye. Yani bu devirde böyle iyi komşu bulmak çok kolay olmuyor da yani o yüzden öyle söyledim. Nasıl o hasta yakınınız? Aynı. Yani durumunda bir değişiklik yok. Ama gitmektense kalıp ona destek olmaya karar verdim. Kesinlikle doğru karar vermişsiniz. Taze kahvem var. İçer misiniz? Şimdi bir toplantıya yetişeceğim de başka zaman. Tamam. Her zaman beklerim. Tamam. Zaten madem artık buradasınız, başka zaman kahvemizi içeriz. O zaman görüşmek üzere. Tekrardan da hoş geldiniz. İyi günler. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim niye böyle oluyorum ben ya? Ya ben niye böyle oluyorum bu kadını görünce ya? Ararım ben seni. Hadi bay bay. Merhaba Uğur Bey. Merhaba öğretmenim. Ben Öykü'yü alacaktım da onun için geldim aslında. Yalnız biz daha devam ediyoruz, bitirmedik provayı. Yani siz biraz erken gelmişsiniz ama... Ben çok severim tiyatroyu aslında da. Yani onun için biraz böyle erken geleyim, biraz bakayım istedim yani. Tabii. Ben ilkokulda bir müsamerede oynamıştım mesela. O zamandan beri tiyatroya bayılırım yani. Tiyatro çok güzeldir yani. Ne güzel. Çok güzel. Yani hep böyle içimde bir aslında ukdedir benim tiyatro. Hatta size diyecektim ya. Eğer mümkünse ya bu oyunda size yardımcılık edebilir miyim? Yani yardımcı olsam size bir veli olarak. Yani gönüllü olarak karşılığında hiçbir şey beklemeden. Yani hem de şu sahne tozunu yeniden yutmuş olurum. Olmaz mı? Yok canım. Ben hallederim. Yani şimdi size işinizden gücünüzden alıkoymayalım biz. İşim yok ki benim. Yani şimdilik yok. İzindeyim yani çünkü. Yıllık izindeyim. Yani uzun izindeyim aslında şimdilik yani. İyi tamam o zaman. Peki. Yalnız çıkalım mı şimdi? Ben çocukları telefonu konuşacağım diye çok beklettim. Tabii. Yavrucakları bekletmeyelim. Çıkalım tabii. Hadi buyurun. Buyurun. Bekletmeyin. Buyurun. Buyurun öğretmenim. Evet. Seyirciler acaba senin prenses olduğuna inanacaklar mı? Çok merak ediyorum. Bu yürüyüşle prensesten fazla kaplumbağaya benziyorsun. Acaba birileri kıskanıyor mu? Neyini kıskanacağım senin? Sadece biraz prensese benzemen için uyarıyorum. Çok biliyorsun ama seçmelerde nasıl elendiğini hatırlatırım canım. Uğur abi, sen ne yapıyorsun burada? Uğur abi yok. Ben asistanım. Evet çocuklar. Bundan sonra siz, ben ve sevgili Sevgi öğretmen hep beraber çalışacağız. Evet çocuklar. Uğur Bey tiyatroya çok ilgili ve deneyimli bir velimiz. Evet. Bize yardımcı olacak. Bundan sonra provalarımız da bizimle olacak. Aynen. Ezberler yapıldı mı? Evet öğretmenim. Ezber şart. Ezber şart. Bak ezber olmazsa olmaz. Bu işin ilk kuralı ezber. Unutmuyorsunuz tamam mı? Neymiş? Ezber olmazsa olmaz. Aferin çok güzel. Oturun yerinize şimdi. Tamam hadi. Yavaş yavaş başlayalım, toparlanalım. Hadi. Öykücüm, İlaydacığım gelin siz bakalım. Hatırlıyorsunuz değil mi sahneyi? Ezberleriniz de var. Evet. Hadi bakalım. Bana anne deme. Kraliçem diyeceksin. Şapşal kız. Peki kraliçem. Peki izninizle dışarı çıkabilir miyim? Çiçek toplamak istiyorum da. Nereye gidersen git. Bana ne? Tamam. Peki o zaman. Ben de birazcık çiçek toplamaya gideyim. Şimdi çıkıyorsun sen Öykücüğüm. İlaydacığım sen de şimdi aynayı alıyorsun. Aynaya lafını söylüyorsun. Al bakalım aynayı. Ayna söyle bana. Var mı benden güzeli bu dünyada? Öğretmenim. Uğur Bey. Böyle olmaz. Yani şu an çok düştü. Oyun temposu düştü. Olmaz böyle. Yani Pamuk Prenses biraz daha kalsa içeride. Onun böyle biraz daha üzüldüğünü görsek. Kötü kalpli cadı böyle arkasından bakıp falan bir şey yapsa. Anlatabiliyor muyum? Yani seyirciyi böyle kaldırsak seyirci sever dramatik sahneyi. Düştüğü zaman izlemez yani. Anlatabiliyor muyum? Kaldırmamız lazım sahneyi. Aslında doğru söylüyorsunuz yani. Güzel fikir. Ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ne yapalım işte Cemal, dedeler, torunlar, babalar, kızlar yuvarlanıp gidiyoruz. Kardeş, bana da bir kahve versin. Eyvallah. Ne oldu sabah? Niye haber vermedin bana çıkarken? O kadar güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım. Tamam şey yapma. Yani ne bileyim işte öyle dellendim, fırladım, çıktım. Bilmiyor musun sen beni? Bilmez miyim? Cemal sen benden yorulmuyor musun ya? Ben bile kendimden yoruluyorum bazen. Sen nasıl yorulmuyorsun anlamıyorum. Ben içeride 8 sene yattım Asu. Yeterince dinlendim yani. Öyle kolay kolay yorulmam ben. Ne diyor ihtiyar? Ne desin? Öykü de öykü. Torunumu göreceğim diyor. İyi tamam bırak görsün o zaman. Pardon da ne hakla? Anlamadım. Ya Cemal, bu adamın oturduğu yerden torun torba çoluk çocuk sahibi olmasına izin vermek istemiyorum ya. Asabım bozuluyor. Ya Asu sana ne? Ne demek sana ne? Ya sana ne? Adamı tanımıyorsun bile bırak ne yaparsa yapsın sana ne ya? Bak bu mevzuda senin için önemli olan tek şey miras tamam mı? Zaten miras olmasa ben seni kolundan tutup adama götürmezdim. Niye? Ne demek ya? Seni görmeye hak etmiyordu onunla. Ya Asu bak şunu anla artık. Bu dünyada benim için sen... Senin için de ben varım, tamam mı? Bizim hayatımız iki kişilik kızım. Başkası yok. Hayatımıza da biri taş koymaya kalkarsa o taş da onun canını yakar. Tamam? Bana güven. Eyvallah. Afiyet olsun. Şimdi Şöyle yapacağız. Sen buradan kalkınca doğru Demir'in evine gideceğiz. Gitmem. Kovdu beni. Tamam daha iyi işte. Vazgeçmeyeceğini anlayacak. Madem bana sormadan gittin annesiyim annesiyim dedin. Çocuk da biliyor artık. Bu saatten sonra yapacağın tek bir şey var. Gücünü göstermek. Tamam mı? Bak şimdi. Gideceksin. Ben çocuğu almaya geldim. Biraz dolaşacağız falan diyeceksin. Öyle Demir istemiyor diye görüşmemek falan yok. Her şeyde herkesten çok senin hakkın var. Öyle kimse seni kolundan tutup yakabaça dışarı falan atamaz. Sen bakma Demir'in öyle üste çıkma çabalarına falan filan. Onun o son çırpınışları. Asu, artık kendini topla. Güçlü ol. Bak zayıf olursan Demir dahil herkes seni ezmeye kalkar. Şişt, unutma. Sen o çocuğun annesi. Sen şimdi buradan doğru Demir'e gidiyorsun, çocuğu alıyorsun, tamam mı? Seni kovmanın hesabını da Demir bana ayrıca verecek. Bravo çocuklar, aferin size. Helal olsun. Çok güzeldi hocam. Motivasyon çok önemli. Motivasyon çok önemli öğretmenim. Olmazsa olmaz. Öyle, öyle motivasyon önemli de benim bir adım var Uğur Bey. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Tamam, yani şu öğretmeni atalım. Sevgi. Atalım tamam, yani Sevgi öğretmenim. Sevgi Hanımcığım. Anlaştık. Anlaştık. Prenses, gel prensesim benim, gel. Gel, gel. Oh hadi, al montunu. Tamam, hazır mısın? Oh, uzun benim. Şimdi biz yolda giderken senin ezber de geçeriz. Çünkü ezber şart. Ezber olmazsa olmaz yani, değil mi? Hadi, hadi biz gidelim. Hadi öğretmenim, Sevgi Hanımcığım görüşürüz. Görüşürüz. Montumu alayım. Montumu unutmayayım, hadi. Avcılar, avcılar. Ya avcılar, avcılar ne ya? Allah Allah, muavin gibi avcılar, haramideyle Beylikdüzü öyle değil. Yani gerçek düşün bak, avcılar, avcılar. Anladın mı? İnan söylediğine. Ya Uğur abi ben çok sıkıldım. Bana fenalık geldi ya. Allah Allah. Ya yavrucuğum bak sanatta fenalık olmaz. Sanatta fedakarlık olur. Her seferinde böyle yeni yapıyormuşsun gibi. Anladın mı? Enerjik, tempolu. Öyle düşün ya. Hadi gir bakayım bir daha. Avcılar. Bak uzatma. Avcılar. 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 Anladın mı? Öyle düşün. Ne? Candan ablam gelmiyor. Tatlım. Gel. Ne oluyor? Saçmalama. Candan ablam beni görürse ne olur? Ne işi var onun burada? Ya ablan Demir. Alo. Oğlum ben şimdi evin önüne geldik Öykü'yle. Candan kapının önünde duruyor lan. Lan ben sana onu söylemeyi unuttum. Ya akşam da çalışacağım da Candan Öykü'ye bakacak. Oğlum bunu şimdi mi söylüyorsun bana? Kendi ayağımla yakalanıyordum lan kadına. Allah Allah. Bir şey diyeceğim sana, bu böyle devamlı gelip giderse ben buna yakalanırım ha, sana diyeyim yani. Ya tamam onu sonra konuşuruz. Sen şimdi oradan dön. Öykü de sanki kendi eve gitmiş gibi yapsın. Hadi. Tamam hadi. Hadi. Öykü. Tamam ben anladım. Tek başıma gidiyorum. Hoşça kal. Bu mu anladın? Bunu mu anladın yani? Hı hı. Amca öpücük yok mu? Oh. Görüşürüz amcacığım. Hadi görüşürüz amcacığım. Dikkatli ol tamam mı? Dikkatli git hadi. Bakıyorum ben sana arkandan. Hadi. Tamam hadi. Candan abla. Öykücüğüm. Sen ne yaptın? Okuldan buraya kadar yalnız mı geldin? Yok beni Uğur abim getirdi. Ama acil bir iş çıktı. Zaten evde şurada ben de 2 adım yürüdüm. Şu meşhur Uğur abin. Sen çok bekledin beni. Yok. Tamam, o zaman biz içeri geçelim. Hadi geçelim. Gerek yok. Kardeşim ayağın kötü döndü. Yok iyiyim. Sıkıntı yok. As bakalım. İyiyim. Acıyor mu? İyiyim. Tamam. Emre ne oldu? Bir şey yok. Emin misin? Usta kötü düştü. Yok bir şey yok. Sadece ayağım sıkıldı. Bakayım. Yok usta. İyiyim. İyiyim bak basabiliyorum. Basabiliyorsun usta. Hadi herkes işinin başına hadi. Bana bak. Paydos et istersen. Git eve dinlen ha. Yok usta. İlk günden olur mu öyle şey? Çalışacağım ben. Ayağım takıldı. Kenarı sürtündü de o kadar. Peki. İyiyim. İyiyim diyorsun. Bana bak. Dikkatli ol. Bu işler şakaya gelmez. Tamam usta. Hadi. Tamam. Öykücüğüm bana şey verebilir misin? Yağı buzdolabından. Ya. Candan abla biz gerçekten çok uyumlu olduk biliyor musun? Böyle ben tam bir prenses. Mertcan zaten bir prens. İlayda da tam bir cadı. Süper. Aslında pek zorlanmıyor cadılık yapmakta ama. Candan abla. Sen geleceksin değil mi oyunu izlemeye? Geleceğim tabii. Gelmez olur muyum? Peki, bir şey soracağım. Hı, söyle. Diyorum ki sen de buraya mı taşınsan? Nasıl yani? Bu mahalleye mi? Evet. Yani babamla sana bir ev buluruz. Böyle birbirimize daha yakın oluruz. Ne dersin ha? Ya Candan abla ne olur? Olabilir aslında. Zaten ben çok sıkılıyorum sensiz pansiyonda. Komşu olacağız. Tostun hazır. Hop, sıcak. Dikkat et. Al bakalım. Tamam. Tamam. Çok güzel kokuyor. Portakal suyunu unuttum ben. Aa, hadi git al. Hı. Ha, baban geldi galiba. Bak gördün mü erken geldi. Demir. Evet tanıştırayım ben Asu. Candan. Memnun oldum. Ben de çok. Selam. Demir yok mu? Yok. Öykü? Öykü içeride. Asu'ydu değil mi? Biz Cemal Bey'in evinde tanışmıştık. Asu'ydu. Hala da Asu. Sen de Candan'dın. Evet, Cemal Bey'in evinde tanışmıştık. Evet. Ben sizin Demir'i tanıdığınızı bilmiyordum. Siz niye arıyorsunuz Demir'le Öykü'yü? Hah, Öykü. Hadi hazırlan, çıkıyoruz. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum? Hadi. Bir dakika. Niye geliyormuş Öykü sizinle? Çünkü ben Öykü'nün annesiyim. O yüzden geliyor. Candan abla ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Siz Öykü'nün annesi misiniz? Ben anlatamıyorum galiba derdim. Ben Öykü'nün annesiyim. Yalnız Asu Hanım Demir'le konuşmadan Öykü'yü size veremem. Allah Allah. Çünkü Öykü benim sorumluluğumda. Ve bugün geleceğinizden haberim yoktu. Ay gerçekten uğraşamayacağım. Öykü hadi. Öykü hadi dedim. Durun. Öykücüğüm sana geç. Ben Demir'le konuşmadan Öykü hiçbir yere gitmiyor. Hadi bak. Alo. Ha, alo Demir. Sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Öykü'ye bir şey mi oldu? Yok yok, Öykü iyi, hiç merak etme. Öykü'nün annesi geldi. Ne? Hı, Asu. Ya işte annesiyim, Öykü'yü götürmek istiyorum falan dedi. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Yani seninle konuşmadan da göndermek istemedim. İyi yaptın. Ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Usta! 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 Ne oldu Demir, ayağın mı kötü? Yok yok, ayağımda bir şey yok. Ya kızımla ilgili acil bir durum oldu da çıkabilir miyim? Akşama yazmıştık seni. Yarına kalırım. Yani kızım için olmasa. Tamam, çık. Bu defalık böyle olsun. Sağ ol, sağ ol. Eyvallah. Afiyet olsun. Akşam oldu. Demir gelmeyecek mi? İşten çıktı zaten. Gelir birazdan. Demir iş yapıyor ha. Hadi bakalım. Niye terk ettin beni? Ne? Diyorum ki, niye terk edip gittin beni? Bebekken niye terk edip gittin beni? O zamanlar öyle gerekiyordu. Peki niye geri geldin? Ben seni istemiyorum. Öykücüğüm, sen dur. Öykü, bak ben sana bunları anlatacağım teker teker ama baş başa kaldığımızda, tamam? Tamam değil. Çünkü ben seninle tek başıma kalmak istemiyorum. Baban seni çok şımartmış ha. Asu Hanım. He sen dur. Dur bir. Bakıcıysan bakıcılığını bil. Bir kenarda sus. Sen Candan ablama bağıramazsın, tamam mı? Öykü, benim asabımı bozma. Biraz sözlerinize dikkat mi etseniz acaba? Öykü! Baba! Öykü! Kimseye verme, ne oluyor beni? Asu'ya verme, ne olur. Vermeyeceğim seni kimseye kızım, vermeyeceğim. Demir Bey, teşrif edebildiniz. Ne işin var senin burada? Çocuğumu görmeye geldim. Öyle her kafana estiğinde çıkıp gelemezsin buraya. Sekreterinden randevu mu almam gerekiyordu, pardon. Öykü. Sen Candan ablanla içeri geçip ben bir konuşacağım. Ama baba. Öykü. Tamam. Öykücüğüm gel. Asu. Sen şu babandan gelen parayı alıp defolup gitsen hayatımızdan. Çocuğumu alacağım ben Demir. Rüyanda görürsün. Onunla vakit geçirmeye hakkım var. Yok öyle bir dünya. Sen o hakkı kaybettin. Ben sana ne demiştim? Ne söz vermiştin bana, tamam demiştin? Ben diyene kadar annesiyim demeyecektim dememiş miydin? Öykü'yü ne hale soktun, farkında mısın? Ya sen benim kızıma nasıl yaparsın bunu? Öyküyle falan görüşmeyeceksin. Bak Demir, Öykü'yü bana göstermezsen bir dahaki gelişimde yanımda polislerle gelirim. Bu artistliklerini de onlara yaparsın. Tamam mı? Ha? Sen tanırsın polisleri, seversin. Asu bak. Öykü'ye bir şok daha yaşatamazsın. O şoku ben değil, sen yaşatacaksın. Farkında mısın? Ya sen niye böylesin? Niye her şeyi mahvediyorsun? Niye adam akıllı konuşamıyoruz? Ya neyse Demir, tamam hadi uzatma. Ben yarın geleceğim. Geldiğimde Öykü hazır olsun. Tamam? Ne? Eğer dediğimi yapmazsan ben dediğimi yaparım Demir. Beni tanırsın. Yaparım. Hadi eyvallah. Yarın görüşürüz Öykü. Konuşalım mı biraz? İstemiyorum. Niye? Çünkü sen beni Asu'ya vereceksin. Vermeyeceğim kızım. Ben size kimseye vermeyeceğim. Ama bana öyle dedi. Yarın görüşürüz dedi. Demir, sen biraz dinlen istersen. Ben Öykü'yü yatırırım, tamam? Öykü. Öykü. Candan abla mı? Tamam, geç hiç. Uyudu mu? Candan, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yani izin vermeli miyim, vermemeli miyim, ne yapacağımı bilmiyorum. Onları yan yana görmek düşüncesi bile deli ediyor beni. Öyküyü göstermezsen polisi getiririm dedi. Ya kafayı yiyeceğim yani, şu an düşünemiyorum bile. Yaka paça Öyküyü almışlar götürüyorlar. Ve yapar yani. Yapar, manyak bu kadın yani. Sen tanımıyorsun onu, yapar. Demir tamam sakin ol, gel bir otur şöyle. Bak, belki bu kadar dikleşmemek lazım. Yani biraz ılımlı yaklaşmak lazım. Doğru söylüyorsun, Öykü bir daha böyle bir travmayı kaldıramaz. İzin vereyim diyorsun yani, öyle mi? Ama Öykü bunu onun iyiliği için yaptığımı anlamayacak, küsecek. Yani işte bu sefer de öyle oldu, tavır aldı bana. Demir, biraz sabret. Herkesin biraz zamana ihtiyacı var. Öykü akıllı bir kız, anlayacaktır zamanla. Asu kötü bir şey yapmak isteseydi şimdiye kadar yapardı çoktan. Ama ben çok korkuyorum. Ona zarar verecek diye. Demir, benim sana bir şey söylemem lazım. Seni klinikte Cemal Bey'le tanıştırmıştım ya, komşum. Hı hı. Ben Asu'yla onun evinde tanışmıştım. Yani çocukluk arkadaşıymış. Bir onu sorsak, konuşsak, belki ikna edebilir, bir şey yapabilir bizim için. Evet, yok. Yani Asu'yu bilirim. Kimse ikna edemez. Ah! Demir, iyi misin sen? Az önce de topallıyordun, ne oldu? Evet, iyiyim. Yani ters bastım. Of, burktum. Peki nerede oldu bu? İnşaatta. İnşaatta? Candan, Ben sanat eksperliği işi bulmadım. İnşaatta çalışıyorum. Yani geçici bir süreliğine şimdilik. Ama Demir, sen anlar mısın o işlerden? Anlamam. Öğrenirim ama. Kızım için öğrenirim. Öykü için para kazanmam gerekiyor. Yaparım o yüzden her şeyi. Problem değil. Ben bir ağrı kesici alayım. Ah. Sevgili günlük. Baba, şunu bana alabilir miyim? Neymiş o? Ben götürüyorum işte. Hem sıcak bu. Oh. Al bakalım. Öykü. Ben sabah Asu'yla konuştum. Yani biliyorum hoşlanmıyorsun. Ben de hoşlanmıyorum da. Bu durumdan. Ama yani yapacak da bir şey yok. Şey diyeceğim. Okul çıkışı Asu seni evden alsa. 2 saati sadece yani öyle şart koştu. Tamam. Baba. Merak etme ben Asu'yu idare ederim. Emin misin? Eminim. Baba. Üzülme ne olur. Senin de suçun yok. Yani ben de görüşmem gerekiyorsa görüşeceğim. Hadi. Hadi. Ben kazanacağım. Hayır, ben kazanacağım. Görürüz. Görürüz. Ben kazandım. Hayır, kırıldım işte. Benimki de kırıldı. Ama ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Tamam, sen kazandın. Olsun, dertime sen kazanırsın. Al. Cemal. Ha. Şimdi bu avukat bize bir zorluk falan çıkartmaz herhalde değil mi? Yavaş çıkarsın. Nereye çıkarıyor? Ben varım yanında. Peki ne istersek öğrenebileceğiz. Öğreniriz merak etme. Ne oldu? Sağ ol. Yani her şey için sağ ol. Nereye gidiyorsunuz bakalım sabah sabah? Evet abicim, devam edelim hemen. Ne tarafı abicim? Abi öndeki arabayı takip edeceğim. Abi gereksiz aksiyonu yapmayalım ya. Ne tarafa gidiyorsun? Yap. Aksiyonunu Allah aşkına takip et. Onlar nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz işte, hadi. Az efendi ne oluyor? Kardeşim işine baksana sen ya. Baba senin ayağına ne oldu? Sabah da basamıyordun. Yok bir şey olmadı. İşte yolda yürürken burktum. Çok acıyor mu? Yok hiç acımıyor. Emin misin? Benim adım ne? Demir. Ya. Demir gibi adamım ben. Filmimi bile yaptılar. Babaya bir şey olmaz. Hadi bakayım. Ha? Say bu arada. Tamam. Tek başına dışarı çıkma. Derslerini dinle, terli terli su içme. Yemeğini yap, vitaminini iç yemekten sonra. Vitaminini iç. Aferin sana, unutmamışsın. Ha? Ha bakalım, şu da yemekten sonra vitamin. Vitamin. Hadi fırla. Yavaş fırla. Tamam. Dikkat et ha. Sen de dikkat et. İlacı unutma. Tamam. Evet, kan dolaşımımıza yardımcı olan bir organımız daha vardı. Hani kandaki zararlı maddeleri temizliyordu, bu şekilde yardımcı oluyordu. Neydi o? Kim söyleyecek? Öykücüm söyle. Öğretmenim, kandaki zararlı maddeleri temizleyen organımız böbrektir. Aferin, oturabilirsin yerine. Yazın kitaplarınızdaki boşluğa. Sizin de gördüğünüz gibi her şey açık ve net yazılı. Avukat Bey, şimdi yarın öbür gün Sezer Bey vefat ettiği zaman her şey burada yazıldığı gibi işleyecek, öyle değil mi? Allah keçinden versin ama evet. Başka sormak istediğiniz ya da yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Biz bunun bir fotokopisini alabiliyor muyuz? Tabii ki Asu Hanım. Sezer Bey'in vasiyetinin bir kopyasını Asu Hanım için çıkartır mısın? Teşekkür ederim. Genç Bey'le görüşecektim de. Kim diyelim? Uğur Bey. Konu neydi peki? Konu az önce içeriden çıkanlar. Yani az önce içeriden Asu Hanım'la Cemal Bey çıktı ya. Ha, onunla alakalı böyle 2 dakikasını falan alacağım. Fazla uzun değil işim yani. Bir saniye. Bir bey geldi. Asu Hanım'la ilgili sizinle görüşmek istiyormuş. Şimdi öğreneceğim ben sizin neyin peşinde olduğunuzu. Siz durun bakayım. Buyurun. Sağ olun. Merhaba avukat. Merhabalar. Buyurun lütfen. Avukat Bey, sözü fazla uzatmayacağım. Az önce içeriden çıkan Asu Hanım. Ya bir anda ortaya çıktı. 8 senedir görmediği çocuğunun peşine düştü. Öykü'nün. Ya Öykü bizim kızımız. Babası benim kardeşim. Yani bu Asu neyin peşinde öğrenmeye çalışıyoruz. Ya ufacık bir çocuğun geleceği söz konusu ya. Ya onun iyiliği için, Allah rızası için. Yani bu bilgiyi bizimle paylaşın. Ya Asu'nun bu işten ne çıkarı var? Alo. Candan, nasılsın? İyi Murat, sen? İyiyim. Neredesin? Gelip alayım seni, bir kahve içelim, ha, ne dersin? Ya vaktim yok Murat, kiralık ev arıyorum. Ya Candan, yani aşk olsun. Benim de ailelerden birini hemen ayarlayayım sana. Ne diyoruz ki kendine? Teşekkür ederim ama biliyorsun Öykü'nün yakınında bir eve taşınmak istiyorum. Sen bilirsin, ısrar etmeyeceğim. Sonra haberleşiriz ama bak, merak ediyorum seni. Tamam haberleşiriz. Hadi bay bay. Hacı Ana, nerede senin hayırsız Uğur? Sana mı yaptırıyor alışverişi? Niye hayırsız oluyormuş benim oğlum? Evladım işinde gücünde. Bak sabahın köründe işinin başına gitti gene. Tamam, bir şey demedim Hacı Anam, kızma. Sen ne istiyorsan söyle, ben çocukla yollarım eve. Şuradan 2 de ekmek koy bana. Tamam. Merhaba, ben bir şey soracaktım. Buyurun. Ya ben buralarda kiralık bir ev bakıyorum da sizin gördüğünüz, duyduğunuz herhangi bir ev var mı acaba? Yok vallahi ablacığım ya. Uzun zamandır kulağıma hiç öyle bir şey gelmedi. Peki. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Bir dakika dur güzel kızım. Buyur teyzeciğim. Benim bir komşumun evi var. Yakında kiracısı çıkacak. Temiz bir evdir. Senden iyi olmasınlar. Ev sahipleri de çok iyi insanlar. Öyle mi? Öyle ya. İstersen senin için bir soru vereyim. Olur vallahi teyzeciğim. Çok sağ ol. Sen de sağ ol güzel kızım. Allah yardım eder de olur inşallah. Vallahi çok şanslısınız. Hacı Ana bizim mahallenin muhtarı gibidir. O tamam diyorsa olur o iş. Sen telefon numaranı bir kağıda yazıver. Ben seni haberdar ederim. Olur. Bir kağıt kaleminiz var mı acaba? Var. Buyurun. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim. Pek de güzelmişsin maşallah. Benim de senin yaşında bir oğlum var. Taşınmana da yardım eder. Teşekkür ederim. Çok iyi kalplidir benim oğlum. Pırlanta gibi yüreği var. Elinden de her iş gelir. Öyle mi? Ne güzel. Ben seni arayacağım. Kulağın telefonda olsun güzel kızım. Tamam, çok sağ ol teyzeciğim. Güle güle güzel kızım. İyi günler. İyi günler. Kaşla göz arasında gelini de buldum. Hadi gene iyisin Hacı Ana. Ne yapayım? Ben uğraşmasam benim sıfanın kendi başına bir halt edeceği yok. Oğlum, herif hiçbir şey söylemedi ya lan. Kafayı yiyeceğim ya. Ya Uğur sen mal mısın? Oğlum adam müvekkiliyle ilgili niye bilgi versin ki? Ya oğlum ortada mağdur çocuk var diyorum lan. İnsaniyet namına diyorum. Söylemez mi insan ya? Ya saçma sapan konuşup durma ya. Bir de gitmiş takip etmiş. Dedektiflik mi oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Ama çözeceğim ben bu işi. Sen dur kardeşim. Tamam mı? Ben de rahat ol. Hadi bakalım inşallah. Ah! Of of of. Oğlum ne yaptın kardeşim? Gitti parmak. Gitti parmak. Bakın. Gitmemiş. Yerinde duruyor. Gitmiş olsa sen zaten böyle duramazsın. Ki soğuk suya sokamam. Ben hallederim burayı. Çaycan'dakilerde buzda vardı. Şişmesin bak. Acele et. Bitti mi yemeği? Hı? Dışarı çıkalım mı? Hava çok güzel. Olur. Bir dakika. Geldim. Ne oldu? Mert, hemen yemekten sonra bir şey yapacaktım ama ne yapacağımı unuttum. Ne yapacaktın? Bilmiyorum yani. Bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım? Yani neyse ya, gel hatırlayınca yaparsın. Tamam, hadi. Demir, sen bu işi yapmak istediğinden emin misin oğlum? Eminim usta. İyi de bu iş sana göre değil belli. Beni kovmak istersen anlarım. Ben olsam ben de kovardım. Demir bak, iyisi mi sen başka bir iş bakın. Belli sen bu işi yapamayacaksın. İyi de usta, ben daha önce düzgün bir işte çalışmadım ki. Kimse beni işe almaz. Benim bir şekilde çalışıp kızıma bakmam lazım. Kaç yaşında kız? 8. Küçükmüş da. Benim de 2 kızım var. İnşaatlarda çalışarak büyüttüm ben onları. Şimdi ikisi de üniversitede. Allah bağışlasın. Ekmek parasını peşinden koşmanın ne demek olduğunu iyi bilirim ben. Demir bak, daha dikkatli olacaksan kal. Bak yoksa benim de başıma yakarsın. Dikkat edeceğim. Daha dikkatli olacağım usta, merak etme. Heyecanlı olma oğlum. Biraz sabır ya. Hiçbir şey bir günde olmaz. Tamam? Hadi git şimdi baktır o parmağına. Oradan da eve git. Ama sonra aklını başına toplamış vaziyette istiyorum karşımda seni. Anlaştık? Anlaştık usta. Sağ ol. Allah senden razı olsun. Senden de. Hadi bakalım. Evet, şimdi Mertcan öpüyorsun prensesi. Prenses uyanacak. Hadi bakalım, deneyelim. Prensesi yavaşça öpüyorsun. Cüceler meraklı bakıyorlar. Acaba uyanacak mı prenses? Öykücüğüm hemen açma gözlerini. Biraz sonra aç, tamam mı? Önce öpsün, sonra birazcık bekleyelim. Tekrar deneyelim şimdi. Mertcan, öpüyorsun yavaşça. Cüceler meraklı bakıyor. Acaba uyanacak mı prenses? Yavaş yavaş açtı ve seviniyorsunuz. Prenses uyandı. Öykücüğüm şaşkınsın. Bunlar kim? Bilmiyorsun. Mertcan çok sevinçlisi. Tamam çocuklar, aferin. Harikaydınız bugün. Bugünlük yeter, tamam mı? Hadi toparlanın, evlerinize gidebilirsiniz. Ben geldim öğretmenim. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. De bitti, biz bitirdik. Hadi ya. Ya beklenmedik bir takım aksilikler oldu da öğretmenim. Ben onun için geç kaldım. Yani yoksa aklım hep buradaydı, hep sizdeydi aklım. asistan olmak istiyorum diyorsunuz. Ben de kabul ediyorum. Ama ona göre program yapıyorum ben de. Uğur Bey, yani gelmeyecekseniz söyleyin. Birazcık sorumluluk bilinci canım. Yok. Gelmemek falan yok. Olur mu ya? Ben dedim ya size. Yani tiyatro benim canım, ciğerim. Ben tiyatro için yani her şeyimi veririm dedim ya öğretmenim. Yani hatta ben özellikle notları aldım. E'si şöyle oturup bir baş başa yemek yesek. Yani ben size notları takdim etsem, oyunun gidişatını, enerjisini, temposunu şöyle oturup bir konuşsak... ben Öykü'yü eve bıraktıktan sonra olmaz mı? Hadi be öğretmenim. Sevgi hocam, yani sevgilim. Sevgili öğretmenim. İyi, tamam. Ama sadece bir kahve. Tamam. Sadece bir kahve. Yapalım mı? Sevgili hocam. Karşılaştığımız şu şey vardı ya, pizzacı vardı ya. Onun yanında... Dökmüştük. Evet, onun yanında güzel bir kafe var. Orada buluşsak olur mu? Tamam, peki. Tamam. Ben o zaman hemen Öykü hadi hazır mısın? Hadi hadi gidelim, eve gidelim. Dersim var, bilmem neyim var. Görüşürüz kahvede. Hadi, gel. Uğur abi, sen asistan olacaksın ya. Evet. Sakın öğretmeni üzecek bir şey yapma. Allah Allah. Ya Öykü, ben senin öğretmeni üzecek niye bir şey yapayım? Niye yapayım? Yani tövbe yarabbim, bana bak. Sen ilk önce bana onu söyleyeceğine, tamam mı? Sen öğretmenine de ki, öğretmenim de. Uğur abimi de üzecek şeyler yapma. Onun pamuk gibi kalbi vardı, anladın mı? Unutma. Of Uğur abi ya. Hadi ya. Baba? Heh. Hayda, senin ne işin var oğlum evde? Erken geldim, bir şey yok. Vücudum böyle kırık gibiydi de. Vücudun kırık. Başka kırık yok inşallah. Baba, parmağına ne oldu? Senin çok acıyor mu? Dur. Yok bir şey yok ya. Kapıya sıkıştı. Çok acıyor mu? Yok acımıyor. Hadi sen elini yüzünü yıka. Oğlum ben sana kaç defa söyledim inşaat olmaz diye. Sen ne anlarsın oğlum inşaattan ya? Ya bir inşaat deme ya, duyacak şimdi. Allah Allah. Sen ne yaptın o parmağını, doğru söyle bana. Çekiçle vurdum. Çekiçle mi vurdun? Ne gülüyorsun ya? Oğlum çekiçle nasıl vurdun o parmağını? Ayağı da kırıyordu. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan inşaatta? Ha? Yani savaşıyorsunuz mu inşaatta? Taş tuğlama atıyorsunuz birbirinize. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu halin ne lan? Tamam be Uğur. Sen kendine bak. 2 gündür bir altı öğrenemedim. Ya neyi öğrenemedim oğlum? Daha avukata kadar ulaştım. Daha ne yapayım Demir? Allah Allah. Neyse hadi. Ben ufaktan kaçayım. Randevum var benim de. Ne randevusu? Öğretmenimle tabii. Kimle? Bayağı sevgi öğretmenle. Nasıl yani? Ciddili. He. Ciddili. Seviyeli. Yani konsolosluk seviyesinde bir ilişki yaşıyoruz Sevgi Hanımcığımla. Neyse gençler, hadi beni tutmayın. Ben şimdi evime gideyim, odama çekilip şöyle randevumu hazırladım. Hadi. Uğur, bana bak, kadını üzme abi, öğretmeni. Oğlum niye üzeyim? Saçma konuşma ya. Bak Uğur abi, öğretmenimin yanında sakın garip grup şeyler yapma. Bak neler yapıyormuşsun. Ne yapıyorsun? Abi bir şey yaptığım yok. Garip grup ne yaptım ben ya? Ne garibi, ne grubu? Ne yapıyorum ki ben ya? Hiçbir şey yapmıyorum. İnsan gibi duruyorum işte. Allah Allah. Ya, baba kız var ya, böyle bir tuhaf konuşuyorsunuz. Hadi seni seviyorum, tamam mı? Hadi kuzum. Tamam. Hadi görüşürüz. Çatlak bu Uğur abin ha, çatlak. Gerçekten çatlak. Gerçekten. Baba. Hı. Sen ayağını da uzatsana. Dur. Tamam, iyiyim kızım. Bak, iyi değil mi? Rahat şu anda. Rahat. Ben sana şimdi bir çorba yapayım, tamam mı? Asu gelecek. Babacığım, o gelene kadar ben 5000 kere yaparım. Sen sakın kalkma, tamam? İyi, hadi bakalım. Yok, dur. Dur, ben de geliyorum. Ateş, ocak falan tehlikeli. Dur. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Öykü, şu masanın üstünden bir ağrı kesici versene babana. Tamam baba. Baba. Hı. Burada 2 tane var. Hangisi? Tombul olan. Tamam. Bana bak, sen vitaminini aldın değil mi bugün? Aa baba, ben onu içmedim ya, unuttum. Ne demek içmedin? Öykü? Ne demek içmedin? Unuttum baba yani. Benim enerjik olmak için vitamine ihtiyacım yok ki. Ya ben sana ilacı iç diyorsam içeceksin. Ne demek unuttum? Öykü! Bir laf dinle. Nerede o ilaç? Nerede? İçilecek şimdi hemen. Nerede? Herhalde çantamdadır. Tamam bak. Baba. Ne oldu? Bulamıyorum ki ben onu. Kaybettin değil mi? Herhalde. Ya of Öykü! Bir söz dinle! O ilaç içilecek işte! Baba, neden bu kadar bağırdığını ben anlamadım ki. Altı üstü bir vitamin sonuçta. Tamam, ben sana yenisini getireceğim. Çünkü yani her gün ilaç kullanacaksın. Babanın da bu konuda bir şeyler yapması gerekebilir. Peki ya ilaçlar? Nasıl? Çok mu pahalı? Yani işte bazılarının böyle sigortadan falan şey yapabilirler ama böyle her gün kullanacağın ilaçlar maalesef biraz pahalı. Ama şimdi sen düşünme bunları canım ya, baban onları halleder. Ama benim babamın o kadar parası yok ki. Bu ne? Vitamin. İyi de niçin içiyorum? Hasta olma diye. Soğuklar başladı, sonra hasta olacaksın, başıma kalacaksın diye. İç bakayım şunu. Çiğneme, çiğneme, yut. İç suyu. Sonra saati gelince başka vitamin de vereceğim. İçtin mi? Aç bakayım. Bakalım. Al şunu. Heh. Heh. Bakayım. Kızım. Havalar soğuk ya, ben hasta olma diye. İç bundan sonra vitamin, tamam mı? Tamam baba, sen merak etme. Ben çorbamı içeyim. Şuralarda bir yerde 2 dakikada da ben çocuğu alıp geleyim. Geliyorum. Selam. Öykü hazır mı? Kızım, hadi. Onu üzersen bu sefer kurtulamazsın elimden. Çok korktum. Kork bence. Şunları giyelim. Dur bakalım. Evet. Dur şunları giyelim kızım. Belki olmadı baba. Şunu giy. Dışarıdaki montunu falan çıkarma, tamam mı? Tamam. Bunun önünü de hep kapalı tut. Hasta olma sonra, tamam mı? Görüşürüz babam benim. Hadi Öykü, hazırsan çıkalım. İki saat, gördün mü? Duydum. Hadi bakalım. Neyle gideceksiniz? Otobüsle. O kadar param var. Taksiye niye binmiyorsun? Bana fark etmez babacığım. Hadi. Öykü, hoş geldin. Nereye? Gidince görürsün. Bana söylemek zorundasın. Allah Allah, öyle miymiş? Evet öyle. Beni istemediğim yere götüremezsin. Hem bununla gideceğimi söylemedin sen bana. Babam duyarsa çok kızar. Mumu. Bak alınıyorum ama sana ha. Baban kızmayacak Öykücüğüm çünkü sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Söyleyeceğim. Söylemeyeceksin. Söyleyeceğim. Söylemeyeceksin. Söyleyeceğim. Söylemeyeceğim. Söyleyeceğim. Söyle. Sen niye gülüyorsun? Bana birini hatırlattı da. Babana hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Ne bu arabaya bindiğini ne de nereye gittiğimizi, okey? Nereye gidiyoruz? Gidince görürsün. Nereye? Elinin körüne. Nereye, 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 nereye? Dedene. Dedene. Tamam. Oldu mu? Dedene. Ne? Dedem mi var benim? Gel. Öyle. Hadi bakalım. Görün gelin. Çok uzatmayın. Ben burada bekliyorum. Ya ne uzatacağız? 2 dakika görsün. Tamam bitsin gitsin işte. Öykü. Hadi bakalım sen de git. Dedenle tanış. Burası. Ne haber ihtiyar? Hayata tutunmaya devam mı? Sana torununu getirdim. Ama ona en ufak bir şey söylersen külahları değişiriz. Ağzını bile açmayacaksın. Tamam? Güzel. Gel bakalım Öykü, dedenle tanış. Hadi bakalım, ne yapıyorsunuz öyle el ele diz dize? Allah muhabbetinizi arttırsın. Hah, tamam bu kadar yeter. Hadi sen çık, beni dışarıda bekle Öykü. Bu işte tamam. Hadi bak sayende 2 günde hem evlat hem torun torba sahibi oldun. Vasiyetin kopyası bende. Torununu da gördün. Bundan sonra anlaştığımız gibi devam edecek. Tamam? Hadi eyvallah. Tamam mı? Tamam. Öykü, sevdin mi dedeni? Çok tontiş değil mi? Hı hı. Kim derdi ki şu içerideki adam daha çocuğunu bebekken bırakacak diye? Kim derdi ki benim terk ettiğim çocuk beni terk eden adamla buluşacak diye? İyi misin sen? Ne bileyim ben. Değilim galiba. Git dışarıda sık şunu. Gaza boğdun içeriği. Gaz mı? Anacığım en pahalısından deodorant bu. En pahalısından. Ben anlamam. Çürük dot gibi bir şey kokuyor. Hem sen niye böyle 2 dirhem bir çekirdek giyindin bugün? Anacığım, eğer nasipse hayırlı bir kısmet var. Değil mi? Vallahi. Şu işe bak. Ben de sana bir kız beğendim bugün. Buraya ev aramaya gelmiş. Evet. Güzel mi güzel, boylu poslu. Neyse kısmet değilmiş artık. Allah sahibine bağışlasın. Yapma ya. Çok mu güzeldi kız? Yürü git. Konuştuğun kız varmış işte. Ne oluyor öyle çifter çiftler? Kırarım bacaklarını ha. Ya anacığım ondan değil yani. Dünyanın 1001 türlü hali var. Yedekli gitmekte fayda var. Belki olmayacak. Bilmiyoruz ki. Terbiyesiz. Anasına söylediği lafa bak. Ya anacığım böyle mi vurulur ya? Of kafam ya. Çok mu acıdı? Ya acıdı tabii, kafa bu yani ya. Pek de yakışıklı olmuşsun kerata. Vallahi mı? Ne demişler? Anasına bak, oğlunu al demişler anacığım. Ay şunun yerine niye bir kolonya sürmedin oğlum? Temiz temiz. Tamam. Bir dahakine kolonya sürerim temiz temiz. Tamam mı anacığım? Söz. Hadi. Hadi ben kaçtım. Şey yap. Dua et bana. Olsun şu iş, tamam mı? Dur bakalım. Şöyle bir ufaktan daha sıkayım. Hadi. Hadi anneciğim. Açsana şu telefonu Asu ya. 2 saat dedim. Akşam olmak üzere. Baba. Kızım. Hoş geldin. Arıyorum, niye açmıyorsun? Neredeydiniz? Ne yaptınız? Öykü anlatır. İçeri geçelim mi? Görüşürüz Öykü. Görüşürüz. Hadi kim gelecek? Ben geldim. Geldik. Gel bakalım. Anlat bakalım kızım. Ne yaptınız? İyi. Hiç. Ha bak baba bak sana bir şey göstereceğim. Al. Ne bu? Dedem verdi bana, ben de bilmiyorum. Dedem mi? Siz nereye gittiniz ki? Ya, hastaneye gittik. Asu'nun babası orada yatıyormuş da çok hasta. Dedem de bana bunu Asu görmeden hemen böyle tıkıştırdı elime. Ne yazıyor? Sevgili torunum Öykü. Her şey için çok geç kaldım. Beni affet. Öykü, anneni yeni tanıdığını biliyorum. Onu ben de yeni buldum. Aslında her şey benim suçum. Baba. Bir saniye kızım, bir saniye. Şimdi okuyacaklarım çok önemli. Daha çok küçüksün biliyorum ama bilmen gerek. Ben bütün mirasımı Baba. Kızım bir saniye. Tabii ya. O yüzden istiyorsun kızımı. Ne oldu? Ne yazıyormuş? Hı? Yok yok yok, önemli bir şey değilmiş. Hadi toparlan toparlan. Ne oldu? Ya benim bir işim çıktı, onu şey yaptım, hatırladım da seni Hacı Ana'ya bırakacağım. Şunları koyalım içine. Tamam. Gel. Asu, iyi misin sen? Bilmiyorum. Ya bir de bu iyi misin sorusunu sormaktan ne zaman vazgeçeceksin? Bir yerde sağa çeksene. Biraz inip yürümek istiyorum. Tamam. Ama ben de seninle gelirim. Yok Cemal, ben yalnız yürümek istiyorum. Ben de şu an seni yalnız bırakmak istemiyorum. Cemal bak, biraz bana anlayışlı ol ya. Ben boğuluyorum. Ne olur bir de sen üstüme gelme. Olur mu? Biraz yalnız kalayım. Hadi çek sağ. Asu. Hah. Dikkatli ol. Tamam. Kardeşim, bir baksana, gel gel. Gel. Buyur abi. Bak şimdi, birazdan yengen gelecek, tamam mı? Sen ayık ol, duruma ayık ol. O içeri girdiği zaman Şöyle güzel bir parça tak, tamam mı? Bir parça çal yani böyle romantik, slow falan, tamam mı? Şöyle güzelinden hadi. Ben müziğe karışamam ki abi. Oğlum canlı orkestra çıkar demiyorum lan. Bir tane parça aç diyorum sana ya. Karışamam abi. Karışamazsın. Karışamazsın ha. Gel gel. Gel şöyle gel. Gel. Al bakayım şunu sen. Ha? Şimdi karışır mısın? Tamam abi. Tamam abi değil mi? Hepiniz yolumuzdasınız. Ha. Bana bak. Unutma dediğim bak, girer girmez parçaya giriyorsun, tamam mı? Unutma. Heh. Gir. Gir, gir, gir. Parçaya gir. Gir parçaya. Heh. Oğlum bu ne lan? Oğlum kapat. Lan kapat. Gerizekalı. Bu ne oğlum? Allah belanı vermesin senin ya. Bu ne ki? Abi bu nasıl bir parça? Bunlar ne yapıyorlar ya? Böyle elit bir yere böyle bir şarkı olur mu ya? Aa, merhaba. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Ben alırım. Ben alırım. Kapat. Kapat. Allah belanı versin. Kapat. Oğlum kapatsın. Alırım ben. Alırım. Ne demek? Olur mu? Olur mu? Lütfen. Buyurun. Buyurun. Lütfen buyurun. 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 Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ah, soğukmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle takdim edeyim. Teşekkürümün bir şeyi olarak, çiçeği olarak ifade... güzelliği olarak. Heh. Ne gerek vardı böyle şeylere Uğur Bey? Yani... Çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz ama. Rica ederim. Ne demek sevgi öğretmenciğim? Ne demek? Ve bizim için bir şeref, bir görev bu. Bir kahve alayım, sade. Tabii. Ben de bir kahve alayım, sade. Tabii. Tabii. Oyun hakkındaki görüşlerinizi söyleyecektiniz ya. He, oyun. Tabii oyunu unuttum ben ya. Doğru, oyun. Ya oyun, ne güzel bir oyun öyle ya. Ya çok güzel, fevkalade bir oyun. Yani oyunun temposu, oyunun enerjisi, dinamiği falan çok güzel öğretmenim Sevgi Hanımcığım ya. Yani çocuklar çok tatlı. Çok tatlı, çok maşallah. Yani oyunun mesajı da çok güzel. Bak dikkat ettiniz mi ona? O alt mesaj inanılmaz iyi, o mesaj. Ama tabii anlayana o mesaj yani. Yani. Siz ne kadar süre yapmışsınız tiyatro? Ben çok yapamadım çünkü aksilikler peşimi bırakmadı. Rahmetli peder de oğlum ne yapacaksın, tiyatrocu olup aç susuz mu kalacaksın falan dedi. Ne yapacaksın işte. Allah rahmet eylesin. Bıraktınız. Mecbur. Ne yapalım? Sonra ne yaptınız peki? Sonra okulun güreş takımına yazıldım ben. Okulun güneş takımı. Evet. Güneş takımı. Evet. Hayat işte. Hayat. Neye niyet, neye kısmet olmuş biraz sizinki galiba. Aynen yani tiyatroya niyet, işte güreşe kısmet oldu. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ya, yani işte tabii rahmetli peder bizim esnaf adamdı yani. Toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin. Bak anıyoruz habire. Esnaf adam olduğu için de yani sanattan, sepetten anlamaz yani. Ne yapacaksın? Ne diyeceksin yani? Ya ben aslında çok iyi anlıyorum sizi. Evet, yani benim babam da öyle. Çok sıcak bakmaz böyle şeylere. Öyle mi? Bak işte bak babalar da demek ki sizin babanız ne iş yapıyor? Ha, benim babam emekli komiser. İyi misiniz? Bir su, bir şey. İyi. Neredesin? Niye? Ne oldu? Asu. Ben düşündüm de çocuğu sana vereceğim. Bakamıyorum. Madem maddi durumun da var, al sen bak. Allah Allah. Ne oldu ya sana? Ne bu haller? Bir şey oldu yok. Sıkıldım çocukla. Ha şöyle Demir Göktürk. Aslına dön biraz. Kendine de. Sen neredesin söyle bakayım bir konuşalım. Kadıköy'deyim, konum atarım. At bakalım. Vay, hoş geldin. Hoş geldin. Çok hoş geldin. Demir ne oluyor sana ya? Ne bu halle? Bir şey olduğu yok. Rahatladım. Çünkü neyin peşinde olduğunu biliyorum artık. Ne? Babanın mirasının aslında Öykü'ye kaldığını biliyorum. Ya. Ne diyorsun sen Demir? Demek para için istiyordun çocuğu. Nasıl annesin sen? Şu yaptığın senin için bile fazla iğrenç Asu. Yıllar önce terk edip gittin yetmedi. Şimdi de paraya konunca mı terk edeceksin? Öyküyü almak için miras falan yetmez. Bu o kadar kolay olmayacak çünkü artık ben varım. Ha sen şey diyorsun yani. Çocuğun vasisi benim. Para da bana kalır. Üstüne konarım diyorsun. Öyle mi? Demir, yemezler. Yedirmezlerdi. Tek kuruşumda gözüm yok. İstediğim tek bir şey var. O da kızım. Ve sen onu benden alamayacaksın. Niye biliyor musun? Çünkü cesedimi çiğnemen gerek. Kızımı bana bırak. Şimdi görürsün gününü. Asu Hanım. Nerede? Odasını mı değiştirdiniz? Asu Hanım. Nerede? Söylesene ya. Maalesef. Babanızı bir saat önce kaybettik Asu Hanım. Size ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Ben en iyisi doktorunu çağırayım. O size daha detaylı bilgi versin. Hadi eve gidelim. Üstüne giyin. Ver ayakkabını. Al baba. Yemeğe kalsaydınız be oğlum. Akşam oluyor neredeyse. Aa, yok yok anacığım ya. Biz gidelim zaten geleceğiz yine. E peki madem siz nasıl isterseniz. Güle güle kara kuzum. Güle güle hacı necim. Gene gel. Alayım ben onu anacığım. Gel bir öpeyim. Gene gel kara kuzum benim. Tamam. Hadi anacığım sağ ol. Güle güle oğlum. Hoşça kal hacı necim. Güle güle kuzum. Güle güle. Baba, heh. Sen nereye gittin? İşim çıktı işte. Senin işin Asu mu? Ne konuştunuz? İki cihan bir araya gelse, seni benden alamayacağını anladın. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben sen daha fazla üzülme diye görüşmenize izin vermiştim. Ama şu andan sonra asla. Bir daha görüşmek yok. Gerçekten mi? Amma yokuş ya bu bizim eve çıkan. Ah! İttir babayı, ittir babayı, ittir babayı. Asu neredesin? Asu? Asu ne oldu, bir şey mi oldu? Gel. Babam öptü Cemal. Babam öldü. Babam öldü. Demir de miras işini öğrenmiş zaten. Yani kızı para için istediğimi biliyor. Biz o gün gittik ya, kaşla göz arası nasıl yapmışsa Öykü'yü hemen yumurtlamış herhalde. Ben de hesap sormaya gittim ihtiyara. Öldü dediler. Parayı da alamayacağız. Alacağız. Alacağız, merak etme. O para senin hakkın. Nasıl alacağız? Sen demedin mi bana? Sana kimse bu haline çocuk mocuk vermez diye. Ya dedim. Ya dedim ama ben sen işin ucunu bırakma diye öyle söyledim. Kızım bak o çocuk senin çocuğun ya. Sen onun annesisin. Bunu kimse inkar edemez. E tamam biraz daha fazla uğraşacağız ama alacağız. Ya söz veriyorum alacağız. Kızı da alacağız, parayı da alacağız. Asu. Gel bakayım. Sen de mutlu olacaksın bu hayatta artık. Sen de rahat edeceksin ya. Güven bana. Bak. Benim adım Cemal'se sen de o parayı alacaksın. Söz. Üzerinden de bir daha yaşatmasına izin vermeyeceğim. Yapacak. Kızım, niye geldik buraya? Baba işte yürüyoruz. Peki. Baba, heh. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben biliyorum. Evliyorsun. Kızım söylesene. Neyi biliyorsun? Ne yapıyorsun? Öykü? O ne? Sevgili günlük. Benim babam dünyanın en iyi babası. Benim babam çok yakışıklı. Hem de çok akıllı. O beni hep çok güldürüyor. Ve çok mutlu ediyor. Babam benim süper kahramanım. Babamı bu dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum. O da beni çok seviyor. Ama babam ona yalan söylüyor. Babam bize miras kaldı dedi. Ama biliyorum, öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Paramız olsa çalışmak zorunda kalmazdı. Bana hazıra daha dayanmaz dedi. Ama biliyorum, yine yalan söyledi. Şoförlük yapıyorum, şoförlüğe gidiyorum diyor ama aslında inşaatta çalışıyor. Biliyorum. Candan ablayla konuşurken duydum. Hem de ayağını incitmiş. İnşaatta. Okula giderken sordum ne oldu diye. Ama bana yine yalan söyledi. Korktum dedi. Asu'nun annem olduğunu da biliyordu. Ama bana arkadaşı gibi tanıştırdı. Yalan söyledi. Bir de benden çok önemli bir şey daha saklıyor. Biliyorum. Anladım yani. Babam bana her gün vitamin diye ilaç veriyor. Ama onlar doktor amcanın bana verdiği ilaçlar. Biliyorum. Vitamin değil. Babam bana yine yalan söylüyor. Hastalığımı biliyor ama bilmiyor gibi yapıyor. Ama ben biliyorum. Onun çok pahalı olduğunu da biliyorum. O ilaçlar için çok para gerektiğini de biliyorum. Biliyorum. Ben üzülmeyeyim diye yalanlar söylüyor hep. Ama ben babamın artık bana yalan söylemesini istemiyorum. Bundan sonra yalan yok. Bundan sonra ne var biliyor musun? Birlikte her şeye karşı mücadele etmek. Başka yalan yok. Başka yalan yok.